Saygıdeğer hemşehrilerimiz, onuru, ülkemizin gururu Recep Tayyip Başkomutanımız, Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki evet, tarafsız bir yargı için her görüşe saygı için. Güvenlik güçlerimiz hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütlerine karşı son derece başarılı operasyonlar yürütüyor. Artık tehdidin kapımıza gelmesini beklemiyoruz. Teröristleri saklandıkları mağaralarda, gizlendikleri inlerinde bulup tepelerine iniyoruz, biniyoruz. Doğu ve Güneydoğu bölgemizi bizden koparmaya heveslenen teröristleri açtıkları çukurlara gömdük. Suriye'den ülkemize saldıran, Gaziantep'te, Ankara'da, İstanbul'da masum insanların kanına giren DAEŞ'li canileri sınır bölgelerimizden tamamen temizledik. 15 Temmuz gecesi 249 vatan evladını şehit eden, 2193 insanımızı yaralayan FETÖ'cü hainlere de aynı şekilde döktükleri kanın hesabını hukuk içinde soruyoruz. İşte şimdi davalar görülmeye başlandı. İfadeler, itiraflar, ortaya çıkan yeni görüntüler ihanetin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kendi silah arkadaşlarını nasıl katlettiklerini, ekmeğini yedikleri bu millete nasıl silah sıktıklarını sizler de görüyorsunuz. Türkiye tarihinde böyle bir alçaklık yaşanmadı. Bu topraklar kendi sapkın inançları için bu derece gözü dönen, bu kadar çukurlaşan bir örgüte şahit olmadı. Burada şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. FETÖ ile mücadele Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son yıllarda verdiği en zor, en çetin ve en hayati mücadeledir. Hukuk sınırlarından sapmadan, duygularımızı aklımızın önüne geçirmeden, soğukkanlılıkla, suhuletle ama kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu hain sürüsünü devletimizden ve toplumumuzdan söküp atmadan da asla durmayacağız. Kardeşlerim, bazı dostlar bize şunu söylüyor. Diyorlar ki, ama bunların içerisinde de masum olanlar var. Bunların içerisinde de mağdur olanlar var. Kardeşlerim, 249 şehidin hesabını kim verecek? 2193 gazimizin hesabını kim verecek? Nasıl mağdur oluyor bunlar? İşte bütün belgeler tek tek ortaya çıkıyor. Sen F-16'larla benim milletimi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde bombalayacaksın. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bombalayacaksın. 29 şehit orada. Özel harekatı bombalayacaksın. Orada kimler var? Benim polis kardeşlerim. Polis evlatlarım var. 56 tane şehidimiz de orada olacak. Kazan, kahraman Kazan. Orada da yine bombalayacaksın. Orada da şehitlerimiz var. Bütün bunlar olacak. Bütün bunlara rağmen biz bunlara hiçbir şey yapmayacak mıyız? Bunların hesabını sormayacak mıyız? Kardeşlerim, eğer bunların hesabını sormazsak o şüheda, o şehitler hesabını bizden sorar. Çünkü biz sorumluluk makamındayız. Kardeşlerim, 16 Nisan hemen ardından parlamentoda, çünkü bu biliyorsunuz anayasa değişikliği gerektiren bir konu.
Ve bu mecliste görüşülüp meclisten idam kararı çıktığı anda bunu ben onaylarım. Bunu onaylarım. Kardeşlerim, George ne der? Hans ne der? Katerina ne der? Beni o ilgilendirmez. Ahmet ne der? Mehmet ne der? Ayşe, Fatma ne der? Rabbim ne der? Beni o ilgilendirir. Biz bu millete aşığız. Hizmete evet diyenlerin bir şey yapması lazım. Öyle mi? Ha öyleyse dedik ki bir şey yapalım. Ne yapalım? Dedik ki madem ki bizim ecdadımız Fatih gemileri karadan yürüttü, biz de gemileri değil ama araçları denizin altından yürüteceğiz. Yürüttük mü? Marmara'yla da raylı sistemi yerleştirdik mi? İşte 16 Nisan bu demektir. 16 Nisan bu demektir. Yani lafla peynir gemisi yürümüyor. İcraat, icraat, icraat. Bunların dikili taşı var mı? Türkiye'nin bu başarı hikayesi mazlumlara ilham kaynağı olması hem içeride hem de dışarıda birilerini de çok ciddi şekilde rahatsız ediyor.